ansızın gelen ölüm. Bir de o var. Şimdi ölüm ne zaman geleceği de bilinmiyor. İnsanlar daha yaşım ne, başım ne diyor. Yani yaparım ben diyor ileride. Şöyle bir tevbe ederim. Biraz daha zaman geçsin. Şu anda çok gencim. Giderim hacca. Ondan sonra orada bir tevbe ederim. Gelir namazıma da başlarım. Diye hep böyle erteleme, erteleme, erteleme. Sürekli bir kısım insanlar vardır ki böyle sürekli erteler. İyiliği erteler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki helekel müsevvifun, yarıncılar helak olmuştur. Yarıncılar kim? Yarın yaparım. Çünkü yarına çıktığınız zaman da yine yarın diyorsunuz. O yarın bitmiyor. Yarın yaparım, yarın yaparım. Ha bir de gelip gelmiş Azrail kapıyı çalmış ve ya beni müsaade et biraz. Ben daha yapacağım şeyler vardı. Yapamadım. Müsaade edersen bunları yapayım ben. Yapamadığım güzel işler vardı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yani bu laftan ibaret. Bu adamı tekrar geri getirsek, yani öldükten sonra tekrar geri getirsek, hani ben efendim şunları da yapacaktım, bunları da yapacaktım diyen adam, daha önce hangi kötülükleri yapıyorsa o kötülüklere devam eder diyor. Bu sadece bir söz diyor. Sadece bir söz diyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. İşte ölümün bize ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. Ansızın gelebilir. Bir bakıyorsunuz ya şurada bir dostumuz vardı. Gerçekten orada bir dostumuz vardı. Orada ben namaz kılarken yanımda oturuyordu. Orada dedi ki hocam ben dedi Şile'ye gidiyorum dedi. Hakkını helal et dedi. O muhterem, siz de hatırlıyorsunuz. Şile'ye gidiyorum, hakkını helal et. Biraz orada kalacağım. İnşallah görüşürüz dedi. Geçen de sordum, rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Şimdi demek ki ölüm ansızın geliyor. Ve geliyorum da demiyor. Gerçi Hazreti Ömer demiş ki sen bana her zaman demiş birisini tutmuş da ölümü hatırlat. Sen bana her zaman ölümü hatırlat. O da ölüm var, ölüm var, ölüm var hatırlatıyor zaman zaman. Bir gün bakmış ki Hazreti Ömer'in saçlarına, sakalına beyaz düşmüş. Demiş ki şimdi daha söyleme artık. Şimdi daha ölümü hatırlatmana gerek yok. Şimdi biz ne yapalım? Bizimkinde birkaç tane değil, tamamı beyaz. Onun için yani Cenab-ı Hak cümlemizi levh-i gafletten ikaz eylesin. Her zaman, her an bize gelebilir. Ansızın gelebilir. Zaten ansızın geliyor. Ve buna da hazırlıklı olmak lazım. Ve gelmesi beklenen en korkunç şeylerden birisi de kıyamet alametlerinden de biri bu, Deccal'ın gelmesi. Deccal diye duyarsınız. O kıyamet alametlerinden birisi. İşte güneşin batıdan doğması, her tarafın, kainatın alt üst olması var. Kıyametin alametleri. Bir de en korkuncu, en müthişi kıyamet. Kıyametin dehşeti. Siz bunları mı bekliyorsunuz güzel ameller işlemek için? O zaman zaten bunları yapamayacaksınız diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu söylenen şeyler geldiği zaman da zaten siz yapmak isteseniz de yapamayacaksınız buyuruyor. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, efendim en önemlisi içerisinde bulunduğumuz andır. Şu andır. Şu an ne yapabilirsek. Yani bundan sonra belki ben bir cuma daha kılamayacağım. Belki ben ikindi namazına kavuşamayacağım diye öyle düşünürsek her işimizi, Peygamberimiz de öyle buyurmuyor mu? Namaz kılarken bu benim son namazımdır diye kıl. Yani artık bu namazdan sonra namaz kılamayacağım, bu benim son namazımdır diye kılarsanız namazı ona göre kılarsınız. Huşu ile, hudu ile, gönül rahatlığı ile, efendim gönül huzuruyla kılarız o namazı. Bu namazdan sonra gidiyoruz diye kılarsak
çok huşulu, çok güzel bir namaz kılmış oluruz. Cenab-ı Hak böyle ibadet eden kullardan eylesin bizleri. Şimdi konunun bir başka hadisine geçiyoruz. Yine Ebu Hüreyre'den rivayet ediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kal yevme Hayber, Hayber'in, Hayber savaşı var. Yahudilerle olan bir savaş bu. Ta Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman da Medine'de Yahudiler vardı. Efendim Kureyze oğulları, Nadır oğulları, Kaynuka oğulları diye kabileleri olan Yahudiler vardı. Onlarla efendim vatandaşlık antlaşması da yapmış Peygamberimiz, vatandaşlık antlaşması. İslam zaten hep anlaşma, antlaşma yapmak istiyor. Yani huzur istiyor, barış istiyor, savaş kesinlikle istemiyor. Onlarla da barış yapıyor ama onlar Peygamberimize ve Müslümanlara hainlik yapıyorlar. Her zaman yaptıkları gibi o zaman da yapıyorlar. Sonra onları Medine'den Hayber'e sürgün ediyorlar. Müslümanlar rahat durmuyorlar. Sürekli fitne, sürekli fitne. Fitnenin yuvası orada. Ve onları Hayber'e gönderiyorlar. Hayber'de de rahat durmuyor onlar. Orada da bir takım efendim kötülükler yapmaya başlamışlar. Bunun üzerine Peygamberimiz Hayber'de Yahudilere karşı savaş hazırlığı yapıyor. Ve le'utiyenne hâzihir râyete racülen yuhibbullâhe ve rasûle. Şu sancağı ben bugün öyle bir insana vereceğim ki o insan Allah'ı da seviyor, Peygamber'i de seviyor. Bu sancağı, bu Hayber Savaşı'nda bu sancağı öyle bir insana vereceğim ki Allah'ı seviyor, Peygamber'i seviyor. Yeftahullahu ala yedeyhi, Allah onun eliyle fetih nasip edecek. Zafer nasip edecek. Savaşı kazanacağız. Öyle birisini arıyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Hadisin bir başka rivayetinde o Allah'ı ve Resulünü seviyor. Allah da onu seviyor. Resulü de onu seviyor. Öyle bir insana bu sancağı vereceğim ben buyuruyor Efendimiz. Gale Ömer radıyallahu anhu, Hazreti Ömer diyor ki ma ahbebtul imara illa yevme izin. Hiçbir gün bu kadar komutanlığı sevmemiştim. Hiçbir gün bu kadar emirliği, efendim bir askeri birliğin komutanı olmayı ve savaşmayı hiç sevmemiştim. Bugüne kadar. Bugün fetesavertu leha recae en üd'a leha. Belki Hazreti Peygamber beni çağırır ümidiyle efendim bu emirliğe kavuşmak için kendimi peygambere gösteriyorum. Beni çağırsın diye, bu sancağı bana versin diye kendimi gösteriyorum diyor. Kim bu sancağı şimdi öyle bir insana vereceğim ki o Allah'ı seviyor, Allah da onu seviyor. O Allah'ın Resulünü seviyor, Allah'ın Resulü de onu seviyor. Hazreti Ömer diyor ki böyle bir müjdede ben önde olmak istedim. Efendim bu sancağı ben almak istedim. Ve bana versin diye de böyle yükselmiş, kendini gösteriyor Peygamberimize.